Hülya'cığım. Daha şimdi, özgüvenli değilim hocam. Hülya'cığım şimdi özgüvenli şey insanların da kendi stilde dansları vardır. Hı hı. Şimdi Hülya'cığınızı kıskanacak mısınız bu saatten sonra? Bana onu söyleyin. Kıskanmıyordu. Kimse kimseyi kıskanmıyor bence. Bazı konusunda kıskanacaklarını düşünmüyorum. Özgüvenliğini kıskanıyordunuz ya, öyle düşünüyordu hani. Hayır, bence o kadar özgüvenli değil. Bence de değil. Bence de değil. Bence özgüvenli ama ben kıskanmıyorum. Yani kendince bir özgüveni var. Kankası konuştu. Kankalık değil hocam ama gerçekten Hülya'nın bir karakteri var ve onu yansıtıyor burada. Ve özgüvenli bir kadın bence. Aynen. Bence dans etmeyi de biliyor. Sadece burada... Utandı. Nedense kendini kısıtladın. Neyse. Sen şimdi niye kıza dans ettirdin? Ben de çok merak ettim. Özgüvenini böyle mi şimdi test ettik kızım? Kendi yöntemimle böyle test ettim. Peki. Rahatsız ettin. Çok zevkli seni izlemek bu arada. Harika dans ediyorsun. Ama siz çok iyi dans ediyorsunuz. Kesinlikle. Yok, ben dans etmemiş halim güzelmişim. Neyse, şimdi hemen konuyu fazla uzatmayayım. Sadece gideceğiniz akşamlarda böyle bir durumla karşılaşırsanız ki halinizi görmek istedim. Ama bir hal göremedim. Yani sanki dans hocası gibi size dans ellerimi kaldırıyorum. Siz de kaldırıyorsunuz. Kolumun... Onu bile anlamıyorum. Düşünün yani. Okey. Şimdi konseptimizin biraz dışındasın. Uçuşmuyor o kumaş. Hocam, uçuşmuyor. Ama kumaşın o kadar ince ki bunun. Yani ama inanın, nerede uçuşuyor mu? Ben bunun hani benim kafamdaki şey uçuş. Yok, yok. Rüzgar geldiği zaman bayağı uçan bir kıyafet. Buhar gibi bir şey mi o? Buhar, koton. Bir rüzgar gelse kafama geçer yani. Hani böyle emprime. Pamuklu, ya empirme deseniz zaten. Filebezi gibi ama, geldi bana. Empirme desen ama onun kumaşı zaten böyle tril tril hani böyle şeyler yaparlar uçuş ya. Uçuş uçuş. Basma. Evet. Şilebezi gibi mi? Şilebezi gibi de değil. Böyle hani şallar, eşarplar falan yaparlar. Ondan sonra böyle yazın çok rahat giyebileceğiniz. Bir gelebilir misin bir dokunalım mı? Asla terletmeyen. Bana buhar gibi geliyor için. Ama. Çok baksanıza şifona. Bak. Yakın böyle incecik. Her şifona yakın değil tatlım. Biraz yakın hocam. Bu bildiğin alaçatı Bodrum elbiseleri gibi. Bana da bu çok, çok ince bir uçuyor pamuksu ama. Bir. Pamuk zaten aynen. Bunun içinde bir kere hiç terlemezsin ama o astar seni terletir. Kumaş evet. Hiç terletmez. Ben kulislere böyle sabahlık dikerim sanatçı arkadaşlarıma. Hani sahne sonrası hemen giysinler diye. Evet. Müthiş ter alan bir kumaş. Evet. Saçlarını çok beğendim. Aksesuarlarını çok beğendim. Çantana bakabilir miyim lütfen? Tabii ki. Çantalarınız çok büyük. Terliklerini görebilir miyim? Hazır göstermişken fiyatları da alalım. Teşekkür ederim. Ayakkabım ve çantam şöyle oldu. Elbiseme 700 TL verince 150 TL param kaldı. Sonra ben de bugün biraz yalvar yakar hatta çalışmayı da kabul ederek paramın yarısına 75'ini ayakkabımı ve çantamı aldım. Kalınına da aksesuarlarımı aldım 75 TL'ye. 5 TL param kaldı. Onunla da mısır yedik. Onunla da mısır yedik. O da 10 liraydı. Orada da pazarlık yaptım yani 5 liraya aldım. Arkadaşlar ama hepiniz böyle bir çalışma sevdası içindesiniz. Ne yapsınlar, indirim almak istiyorlar. İkna ediyorlar belli ki. Ne yapalım, her yol mübah. 1-2 günlüğüne, günlüğüne ne almıştın? Mankenlik. Mankenlik. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben çeyrek gün yapardım. Bunu ben başlattım. Nasıl? Bunu ben başlattım. Herkes benim yolumda gidiyor. İşte ben dedim ki çalışmaya geleceğim. O günden sonra herkes... Kine çok tatlı ya. Hangi mağazaya giderse ben de çalışmaya geleceğim diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani. Buraya yorgun gelmemeniz lazım biliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Okey. Elbisen, her şeyin... Ben çok beğendim. Çantan çok büyük ama uçuş değil. Biraz daha uç üreteyim istersen. Uçururum. Aslında uçuyor yani. Uçmuyor. Uçmuyor. Buradan da uçuyor. Uçmuyor. Buradan da uçuyor. Olmadı tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Bence elbisen uçuş. Bu arada benim terliklerimi yapmışsın bugün. Affınıza sığınarak ama anlatayım ne olur. Bu terlikler Yasemin Yılmaz terlikleri artık benim için. Ya inanın izlerseniz göreceksiniz ki izlemişsinizdir belki. Terliği ayağıma geçirdim böyle ince topuklu bu terliği. Giyer giymez bir anda
sizin gibi yürümeye başladım. Tamamen nasıl yürüyor Yasemin? Sığınarak. Nasıl yürüyor? Geç bakayım oraya. Ya şu an en olmayacak bu elbiseyle, çünkü Yasemin Hanım böyle bir elbise hiç giymeyeceğini düşünüyor. Tamam, gel düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ama verin bana bir iğne. Bir dakika, normalde dur. Pantolonun falan olsa çok daha iyi yaparım, ya da daha gel bir elbise. Gel bir dakika, ya da ben arkadan tutayım seni. Dur bakalım nasıl Yasemin Yılmaz olunuyor. Şöyle geçeyim biraz. Gel yürü gel. Çok merak ettim. Ben de merak ettim. Bir müzik yok mu? Çok tatlısınız gerçekten. Şu terliği giyince direkt sizin gibi yürümeye başlıyorum. Çünkü etkilenmişim yürüyüşünüzden. Bir dakika. Aklınıza çok sığınarak. Yasemin kalk tatlım. Yapma. Kalk. Sus. Bir de sen laf verelim. Kalk. Evet. Nasıl yürüyormuş acaba Yasemin? Evet, bir gidelim o tarafa. Ben şu an, yani o benim normal. Evet, lütfen. Taklitler aslını yaşatır. İkiniz beraber mi diyeceksiniz? Hocam, taklitler aslını yaşatır. Muhteşemsiniz çünkü. Çantamı alıp yürüyorum. Yürüdü vallahi Yasemin. Ay harika. Teşekkür ederim. Aklınıza sığınarak tekrardan. Ay çok tatlıydın. Onun dışında bence elbisen tam olarak konsepte uygun. Benim için öyle. Ne kadar aldın elbiseni? 700, 900'dü. 700 aldım. Güzel. Takını merak ediyorum. Takı mı? Evet. Takılarımı 75 TL verdim. Bayağı bir takı aldım bugün. Şöyle gösterir misin? Benim en sevdiğim bence şey... Bence çok güzel kombinlemişsin. Bodrum'da bir akşam böyle dans etmeli mekana da gidebilirsin. Yok. Dans edilmeyen dans bir yere de gidebilirsin. Hocam bir de bir şey söyleyebilir miyim? Fark ettiniz mi? Beach'te o kadar yanmışım ki dokunamıyorum. Şuralarım bronz. Beach'ten direkt çıktım. Onu da yaşatmak istedim. Hani ruhunu yansıtmayı istiyorsunuz ya. Evet. Kendim yaptım vücut makyajımı. Tam o ruhu da veriyorsun. Bence göz makyajın biraz fazla olmuş ama senin suratın taşıyor. Sadece ayakkabılarının, terliklerinin rengini hiç beğenmedim. Çok daha açık bir bebe mavisi olabilirdi. Veya tam olarak senin teninin koyuluğunda bir şey olabilirdi. Çantan da... O boyu kullanabilirsin akşam için Bodrum'da. Ama ne isterdim biliyor musun? Şu tam ortadaki büyük desen var ya, kocaman limonlar. Onların içindeki maviden. Çok da güzel olurdu. Saçın da olmuş. Sadece birkaç kusurum var ama bana o Bodrum akşamı, o konsepte uygun geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne haber Hülya? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Benim için de konsept dışı değilsin ama... Uçuş bir elbise tam olarak gözüme gelmiyor açıkçası. Konsept dışı demeyeceğim. Ama o tam bir konsept dışıydı kankan. O senin değilsin. Ben sana bu kıyafet üzerinden kendine göre hataları söyleyeyim. Buyurun hocam. Bu kıyafetin arkası uzun, önü kısa mı çocuğum? Değil de mikrofon çekiyor. Bir de hocam yani keşke bir tık kısa öyle olsaydım mi? Da şöyle gibi. Tamam, mikrofon olayı mı bunu bu o hale o da çekiyor getirmiş. Ya önden, arkası ondan çünkü değil önün aslında. Kısa, arkan uzun. Askılarından öne getir. Şey yapamıyoruz ya çok. Evet. Aksesuarlarını... Biraz daha uzadı. Ha? Aksesuarlarını beğendim. Çok şuranı doldurmuşsun bir kere. Bu kıyafete dolu bir... kolye gerekirdi. Sende de o dolu kolyeyi görüyorum. Bir kolyenin olması gerekir. Çünkü burası şöyle açık bir kıyafet. Çantanın rengini. Bu kıyafete çok güzel bir renk. Bu kıyafete şimdi olur mu olmaz mı diye bakıyorum ama baskın çıkıyor. Direkt gözümü çantaya alıyorum yürürken. Çantaya verdiriyorsun.
Bak onun çantasında gözüm direkt çantaya gitmiyordu. Sende çantaya gidiyor. Renginin belki demin Yasemin söyledi. O maviden olsa... Çok güzel olmaz bu kadar mıydı o maviden elinde bir çanta? Rahatsız olmazdım ben o çantanın. Tabii ki. Ben aksine Yasemin senin o terliklerin rengini beğendim. Neden? Hiç aklıma gelmezdi o rengin bu kıyafetle uyum sağlayacağı. Ama yürürken belki minik göründüğü için... Aa, çok enteresan ayağında bir şeyler var dedim. Ama hem konsept dışısın hem konsept dışı değilsin. Ona göre puanımı değerlendireceğim. O nasıl iş ya? Şimdi hayatım bak, yürürken uçuş uçuşluğu hissediyorum. Ama... Çok hafif. Çok hafif hissediyorum. Onun için tam konsept dışı diyemem. Ben de zaten diyemem. Şey dedim hani konsept dışı gibi kumaş kullan, yani... giydiği elbise. Öğrendiklerimle, bilgilerimle kendime göre biz buna şey demeyiz, uçuş elbise demeyiz. Ama tabii yeni nesil sizler değiştiriyorsunuz bazı şeyleri. Yok, olabilir. Yok, yok, kabul yok. Ediyorum yok, ben yok. Ama... Yeni nesil, eski nesil yok. Bence uçuş elbise iki adım attığın zaman bile o hareket halinde olur. Ama konsept dışı demiyorum. Ellerle itiyor şöyle. Bak, konsept dışı demiyorum. Astarı gösterme yürürken. Bütün herin havanı batırıyor. Bu kadar söyleyeceklerim kızım. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yemezler canım o eteğini öyle açıp onu öyle uçuşturma.